17 Aralık Cumartesi günü ocakta yemeğini bırakıp ayağında terlikleriyle Tokat Almus'tan kayıplara karıştı. 5 çocuk, 12 torun sahibi 64 yaşındaki Arife Gökçe. Eşim Arife Gökçe, 47 yıllık hanımım yani. Evinde yemek hazırlarken giysilerini bile dahi giymeden bir terlikle kayboldu. Hiç aramızda şöyle en ufak bir problem yok. Benim eşim bu yüzden gitmedi, başına bir iş getirildi. İddiaya göre Arife Gökçe bir süredir psikolojik rahatsızlıklar yaşayan bir komşusundan çirkin mesajlar alıyordu. Köyümüzde Sinan isimli bir adam var. Bu adam benim eşimi rahatsız ediyor. Hanımların da erkeklerin de telefonunu hep ezbere biliyor. Takıntılı, saplantılı bir adam. Kaybolduğu saat aralığında Arife Gökçe'ye şüphe ettiği komşusunun mesaj attığını ileri süren Fikri Gökçe, komşusunun kendisini aklamaya yönelik bir çabaya giriştiğini de iddia ediyor. Sürekli eşime cinsel şeyli kötü bir mesajlar gönderiyor. Bu mesajları bizim ailemize de gönderiyor. Hanımın kaybolduğu saatte hanımıma da bir mesajı geldi. Bir yere mi çağırdı, nereye çağırdığını bilmiyoruz. Tekrar bir de karakolu arıyor. Karakola da diyor ki ben evindeyim, ben bir yere gitmedim. Sanki birileri onu rahatsız edip arar gibi. Ne demek istiyor? Yahut da aklına gelip bunlar arayacak diye mi? Ben buradayım, kaçmadım. Fikri Gökçe'nin hayatından endişe ettiği Arife Gökçe için günlerce yapılan arama çalışmaları hiçbir sonuç vermedi. Hiç haber, hukuk hiçbir aradı. Jandarma kuvvetleri de aradı. Hiçbir şeyi bulamadılar. Nerede bunun ölüsü, dirisi? Bundan endişeleniyor. Bahsi geçen komşunun jandarmanın gerçekleştirdiği aramada gizlenmeye çalıştığını da ileri sürüyor aile. Jandarma evine gittiğinde kapıları açmıyor. En sonunda kendini halların arasına sarıyor. Jandarma kapıyı açıp giriyor, arıyor, çıkarken halların arasında titrerken görüyor.